Arılarda Amerikan Yavru Çürüklüğü Hastalığı ve Tedavisi Yavru çürüklüğü hastalık grupları içerisinde yer alan Amerikan Yavru Çürüklüğü Hastalığı arıcıların korkulu rüyası gibidir. Arı hastalıkları içerisinde belki de en tehlikelisidir. Oldukça bulaşıcı ve ölümcül bir hastalıktır. Bu hastalık, zamanında tedbir alınmazsa tüm kolonilere yayılarak ciddi kayıplar oluşturabilir. Bu hastalığı oluşturan bakteriler çevresel koşullara oldukça dayanıklıdır. Hastalık yapan sporların kovan, bal mumu ya da diğer zeminlerde 35-60 yıl yaşayabilme özelliği söz konusudur. Amerikan yavru çürüklüğü ile Avrupa yavru çürüklüğü karıştırılmamalıdır. Arasındaki en önemli farklardan birisi Amerikan yavru çürüklüğünde peteğin rengi kızarmış patates gibi canlı ve parlak bir görünüm alırken Avrupa yavru çürüklüğünde görünüm mat bir şekildedir. Amerikan yavru çürüklüğü hastalığının belirtileri nelerdir? Hastalık durumunda, yumurta yayılımında düzensiz yavru dağılımı dikkati çeker. Kapalı yavrulu hücreler arasında dağılmış, düzensiz açık yavru ya da boş hücreler görülür. Yumurtalı çerçeve içerisinde açık ve kapalı gözler birbirine karışmıştır. Yavrulu çerçeveler yer yer boş, delik ve çökmüştür. Çok sayıda yavrusuz göz vardır dış bükey görünümünde olması gereken kapalı yavru hücreleri içe çökmüş çukurumsu görüntü sergiler ve üzerleri deliktir. Başlangıçta sağlıklı olan larva, önce petek gözünün tabanında, C harfi şeklinde gelişir. Hastalıklı yavruların rengi beyazdan, önce sarıya daha sonra koyu kahve renge dönüşür. Yavrular kapalı gözler içerisinde ölür. Bir ay içerisinde çürür ve daha sonra da kurumaya başlar. Kovan kapağı açıldığında, sıtılmış tutkal kokusu ya da bozuk balık kokusu algılanır. Ölü larva, ilk zamanlarda bir kürdan batırıldığında, bütün olarak çıkarken, ilerleyen dönemde, çikolata rengine döndüğünde ise iplik şeklinde 2,5 ile 10 santimetre arasında uzar. Amerikan yavru çürüklüğü hastalığının nedenleri Zayıf ve güçsüz anaya sahip koloniler Sterilize edilmemiş temel petekler Arıcıların bizzat kendileri her türlü alet ve ekipmanları. Hastalıklı kovandan çerçeve alıp sağlam kovanlara verilmesi. Hastalık etkeni taşıyan ergin arılar. Yağmacılık. Sağlam arıların hastalıklı bölgelere girmesi. Hastalıklı bulaşmış bal, polen, kovan ve ekipmanların kullanılması. Amerikan yavru çürüklüğü hastalığının tedavisi. Hastalığın erken dönemde tedavi edilmesi söz konusu olsa bile mutlaka bir uzman desteğine ihtiyaç vardır. Diğer yandan, bu hastalık ortaya çıktığında il ya da ilçedeki tarım müdürlüğü birimlerine haber verilmesi kanuni bir mecburiyettir. Tedaviye sürecine geçmeden önce, hastalıklı koloniler, erken evrede iseler bulundukları yerden diğer kolonilere bulaşmaması için az 5 kilometre uzağa götürülmelidir. Arılıktan uzaklaştırılan koloni, temel petek ya da kabarmış petek konmuş temiz bir kovana aktarılmalıdır. Zayıf koloniler birleştirilmelidir. Lakin güçlü arılar her zaman hastalıklara karşı daha dayanıklıdır. Koloninin ana arısı mümkünse genç ve verimli bir anayla değiştirilmelidir. Hastalığın ileri dönemlerinde ilaçla tedavinin yararı yoktur. Zira hastalığa sebep olan bakterilerin sporları antibiyotiklere dayanıklı olduğundan bu hastalık ilerleyen aşamalarda zor tedavi edilir. Hastalıktan korunmanın en iyi yolu koruyucu tedbirleri almaktır. Hastalıktan korunma yöntemleri Kovan ve diğer ekipmanlar, 10 litre suya 100 gram, %4 lük sodyum hidroksit katılarak oluşturulan sıvı da 20 dakika kaynatılmalıdır aralık temiz tutulmalı, eski ve hastalıklı petekler yakılarak imha edilmelidir. Hastalıklı koloniler ve malzemeler satın alınmamalıdır. Arıların beslenmesinde önceki dönemden kalan hastalıklı ballar kullanılmamalı, bunun yerine şurukla besleme yapılmalıdır. Gezginci arıcılıkta, yer seçimi hastalıksız bölgelerde yapılmalı ve diğer arılıklardan uzakta olmasına dikkat edilmelidir. Koloniler sık sık kontrol edilerek hastalık görüldüğü anda bal tutma dönemi hariç hastalık görülmeyen koloniler de dahil tüm koloniler koruyucu olarak ilaçlanmalıdır. Bal mumları 120 derecede 10-15 dakika süreyle sterilize edildikten sonra petek yapımında kullanılmalıdır. Temel petekler üretim izni almış olan firmalardan temin edilmelidir. Hastalığın tedavisi Hastalık yeni başlamış ve hemen farkına varılmış ise ilaçla tedavisi mümkündür. Bu durumda koloni dezenfektan olarak kullanılan bazı kimyasal maddelerin yardımı ve ilaç olarak kullanılan bazı antibiyotiklerle tedavi edilebilir. İlaçla tedavi. Amerikan yavru çürüklüğü tüm dünya arıcıları için çok tehlikeli bir hastalıktır. Tedavi için kullanılan kimyasallar dikkatli seçilip uygulanmalıdır hatalı ilaç uygulamaları balda kalıntı problemi yaratabilir. Amerikan yavru çürüklüğü hastalığı görülür görülmez ilaçla tedavinin yanı sıra transmasyon, çekirdek koloniler, yani dayanıklı kolonilerin oluşturulması, uygulaması da yapılmalıdır. Özellikle Tarım Bakanlığı tarafından bal arıları için bu amaçla ruhsatlandırılmış ve veteriner hekim reçetesiyle satılacak ilaçlar kullanılmak suretiyle ilaçlama yapılmalıdır. Amerikan yavru çürüklüğü için antibiyotik tedavisi nasıl uygulanır? Her şeyden önce şunu ifade etmek gerekir ki, Amerikan yavru çürüklüğü mevcut larvanın yaklaşık %30'na bulaşmış ise, tedaviden cevap almak oldukça zor olabilir. Antibiyotikli şurup ile Amerikan yavru çürüklüğü tedavisi 1 gram oral toz, 1 çay kaşığı, antibiyotik yaklaşık 1,5 kilogram hazırlanmış ılık şuruba katılarak iyice karıştırılır. Karışım 3-4 gün arayla verilir. Tedaviye yaklaşık 21 gün boyunca devam edilir. Toz şeker ya da pudra şekeri ile Amerikan yavru çürüklüğü tedavisi. İyice öğütülerek toz haline getirilmiş şeker pancarı tozuna oral toz çözelti antibiyotik katarak, tercihen, 20 gram toz antibiyotik 350 gram öğütülmüş şeker ya da pudra şekeri, iyice çalkalanır, karıştırılır. Karışım 1 litrelik boş pet su kabına doldurulur. Pet şişe kapağı 5, 6 yerden delinir ve 3 günde bir çerçeve aralarına karışım püskürtülür. 10 çerçeveli bir koloni için yaklaşık 30 gram karışım 3 gün arayla en az 3-4 kez uygulanır. Arıların toptan öldürülmesi ve imhası Hastalığın ileri safhalarında en az %30 bulaşma varsa, hastalığın ilaçlarla önlenmesi pek mümkün olmamaktadır. Bu durumda arı ailesi ve çerçevelerin petekleriyle birlikte hepsi bir çukurda yakılarak akşam saatlerinde imha edilmesi gerekir. Yakma işi tamamlandıktan sonra çukur toprakla kapatılmalıdır ve bütün bu işlemler aralıktan biraz uzak bir yerde yapılmalıdır. Isıya dayanıklı kovanın gövde, kapak ve dip tahtası ile işletmede kullanılan her türlü malzeme yukarıda yazılan dezenfektan maddelerle dezenfekte edilip yüzeyler iyice kazındıktan sonra pürmüzle yakılarak kullanılmasına izin verilir. Strafor kovanların kullanımına ise çamaşır suyuyla yıkandıktan ve iki gün güneşte kurutulduktan sonra izin verilir. Dikkat! Amerikan yavru çürüklüğü hemen her ülkede, ihbarı mecburi hastalıklar arasında yer almaktadır bir yerde salgın bir arı hastalığının çıktığını haber alanlar 3285 sayılı hayvan sağlığı ve zabıtası kanunun 9 ve 10. maddesine göre illerde bakanlık İl müdürlüğüne, ilçelerde ilçe müdürlüğüne derhal bildirilir. Bol ve bereketli bir sezon geçirmeniz dileğiyle, hoşçakalın.